Merhaba, bugün size bağışıklık sisteminizi doğal olarak nasıl güçlendirebileceğinizi anlatmak istiyorum. Bunun en önemli anahtarlarından birinin bağırsak sağlığınız olduğunu biliyor musunuz? Sağlıklı bir bağırsak, güçlü bir bağışıklık sistemi, kalp sağlığı, beyin sağlığı, iyi bir ruh hali, sağlıklı uyku ve etkili sindirime katkıda bulunur ve bazı kanserleri ve otoimmün hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Bağırsak mikrobiyomu 300 ila 500 farklı bakteri türünden oluşur. Bu bakteriler sayesinde bağışıklık sisteminiz güçlenir. Depresyon semptomları iyileşebilir, obezite ile mücadele kolaylaşır. Sağlıksız bir bağırsak, gıda hassasiyetleri, obezite, otoimmün hastalıklar ve bağışıklık sisteminin bozulması gibi pek çok sorunu beraberinde getirir. Eğer mide rahatsızlıkları, yüksek şekerli bir diyet arzusu, istemeden oluşan kilo değişiklikleri, uyku bozuklukları veya sürekli yorgunluk, cilt rahatsızlıkları, otoimmün rahatsızlıklar, gıda intoleransları gibi belirtileri gösteriyorsanız bağırsak sağlığınız bozulmuş olabilir. Bağırsak sağlığının anahtarı mikrobiyomu korumanız ve desteklemenizden geçer. Birinci kural, bağırsak mikrobiyomuna zarar vermeyin. Yani faydalı mikroorganizmaları öldürmeyin lütfen. Florür, klor içeren musluk suyundan uzak durun. Sadece gerekli durumlarda doktorunuzun önerisiyle antibiyotik kullanın. Çok fazla şeker tüketmeyin. Çok fazla şeker tüketmek kötü bakterilerin beslenmesine neden olabilir. Bu da aslında iyi ile dengeyi bozar. İkinci kural, daha fazla probiyotik tüketin. Probiyotikler kolonunuzu detoksifiye etmeye yardımcı olan besinleri sindirmenize yardımcı olan iyi bakterilerdir. Ve vücudunuzdaki bağışıklık sisteminizi dengelemeye ve desteklemeye yardımcı olur. Probiyotik gıdalar olarak lahana turşusu, kimçi, fermente sebzeler, ayrıca kefir ve keçi sütü yoğurdu gibi fermente süt ürünleri, elma sirkesi, Hindistan cevizi kefiri gibi probiyotik içecekler sayılabilir. Ayrıca eksiklik belirtisi ya da teşhisi var ise canlı veya yaşayan probiyotikler içeren kaliteli bir probiyotik takviyesi almak doğru olacaktır.